geçiye kadar deniz altından gelebilir dünyamızda. Şimdi ise Karayel'deyiz. Birleştirmiş durumda. Ve birleşme noktasında sizler bir aradayız. Gördüğünüz gibi biraz sonra Halen'de yapacağımız toplantıda gerekli detay açıklamaları yapacağız. Gerçekten ilgilenici firmalarımız yoğun bir çalışmayla başta Ulaştırma Bakanımız, tüm bakanlık elemanları, teknokratları, bürokratları ile yoğun bir çalışma yürüttüler. Yüklenici firmalarımız aynı şekilde yoğun bir çalışma sürdürdüler, sürdürüyorlar. Tabii bazı hızlı süreçler yaşadık, engeller yaşadık. Özellikle bu arkeolojik noktadaki önümüze çıkan engeller Marmara projemizi ciddi miktarda engelledi ve burada süreç olarak şu ana kadar yaklaşık 3-3,5 yıl gibi bir kaybımız oldu. Yoksa şu anda burayı açmış olacaktı ve Marmara'yı artık kullanmaya başlamış olacaktı. Daha maalesef bu tehlike gidiyor. Fakat azmimize bir şey bırakmadık, bırakmayacağız. Ve 2013 yılında da bir Eylül olacağız. 2013 29 Eylül. Tarih saat veremiyoruz. 29 Eylül 2013 diye Ulaştırma Bakanımız söylüyor. İnşallah orada bu işimizi, asansiyonumuzu yapacağız. Ben tekrar tüm emeğimizden diyorum. Arkadaşlarımla genel yöneticilerimizi kutluyorum. Valimiz var. Valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, büyükşehir, belediye başkanlarımız. Hepsinin bu zevkleri var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve utanan karayla denizi birleştirdiğimiz noktada basıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Önden biraz açık yürüyelim. Beyler biraz yürüyün arkadaşlar. Biraz açık yürüyün. Arkadaşlar şöyle biraz geniş. Sırtını gidip çıkın. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray Kuş Geçit Projesi'nde incelemelerde bulunuyorsunuz seyirciler. Biz de canlı yayınla getiriyoruz ekranlarınıza ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, delme tünelle boğazın altından geçen tüp tüneli birleştirdi. Açılışı yaptı. Şu anda da bir pasta hazırlandığını görüyoruz. Hemen bu noktada delme tünelle tüp tünelin birleştiği noktada. Çünkü bugün 26 Şubat, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü aynı zamanda. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi Başbakan Erdoğan ve şu anda kendisine bir sürpriz hazırlandığını görüyoruz. Ekranlarınıza yansıdı. Alkışlar eşliğinde sizler de duyuyorsunuz. Bir doğum günü pastası hazırlanmış durumda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için. Dediğimiz gibi 26 Şubat Başbakan Erdoğan'ın doğum günü sayın seyirciler. Ve bu delme tünelle boğazın altından geçen tüp tünelin birleşmesi aslında Marmaray projesinin önemli kavşaklarından, önemli etaplarından biri. Çünkü Asya ve Avrupa böylelikle denizin altında da birleşmiş oluyor. Bu şekilde denizin altında birleşmiş oluyor. Tabii şurada 1860 tarihli orijinal Türkiye'si haritasını görüyoruz.
Gördüğünüz gibi Osmanlıca Üsküdar yazıyor oldu burada. Yani olay tabii yeni bir olay değil. Ne kadar uzun bir süre gecikmişiz bunu ortaya koymak lazım. 151 yıl gecikmeyle şu anda bu noktadayız. İnşallah 2013'ün 29 Ekim'i dediğimiz zaman takribi 153 yıl sonra bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Tabii bunu hayal edenlere, bu projeyi ortaya koyanlara ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bize nasip olmasından da gerçekten gurur duyuyoruz. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyoruz. Ben önce tabii bizi yapan arkadaşları gezerek edelim. Bugün doğum günü bu tarihi anısına böyle bir hazırlık yaptık. Evet, Sayın Başbakan 150 yılı rüya gerçekleştirdi. Bugün ayrıca özel bir gün. Bugün sizin doğum gününüz. Denizin altında Topkapı Sarayı'nın saray kurduğunun birleştiği yerde tam bu noktada denizin dibinde Marmara Sokakları bu özel günde sizin doğum gününüzde de böyle bir karşılama size böyle bir sürpriz sevdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Başından beri projeye verdiğiniz destekten dolayı bakanlığın yüklenici firma ve Marmara projesi için gece gündüz fedakarca çalışan tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Daha nice nice sağlık, sıhhat içerisinde milletimizle birlikte beraber olma arzu edinize. Buyurun efendim. Ben de bu hassasiyeti, bu nezaketi, bu inceliği gösteren tüm kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice uzun yıllara bu vatanımıza, bu aziz milletimize hizmet yolunda Allah bizlere ömür verdikçe devam edelim diyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu temenniyle de hastayı hissedip bunu da söyledim. Tabii pastacı Kadir Bey olduğu için. Bunlar alıver. Ben alayım. Size pasını aşağı yapalım. Ben yanım yapma ya. Bahri. Ben alayım.
Ekranlarınıza da yansımakta. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaray Projesi çalışanlarının sürpriziydi bu. Doğum günü pastası kesiyor. Sirkeci ile Sarayburnu'nun birleştiği noktada kendisi Marmaray Projesi tünellerinde incelemelerde bulunuyordu bugün ve böyle bir sürprizle karşılaştı. Bir doğum günü pastası sürpriziydi bu. Mumları üfledi ve hemen ardından proje çalışanlarına pasta dilimlerini takdim etmeye başladı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.